Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Evet, sağlık köşemizde bu hafta doçent doktor Birnur Yılmaz sizler için Guatr'a dikkat çekti. İzliyoruz. Aycan Bey çok teşekkür ederim. Efendim bugün yine merak edilen bir konuyla karşınızdayız. Guatr nedir? Bana çok sık sorulan sorulardan bir tanesi. Guatr nedir? Önce bunu açıklayalım isterseniz. Guatr tiroid bezinin difüz olarak yani genel anlamda sağ ve solunumun büyümesiyle oluşan bir hastalık. Genellikle sebebi iyot eksikliği, az iyot alımı veya sulardaki iyot miktarının düşük olmasıyla difüz guatr'ı çok sık görüyoruz. Burada tiroid bezi tamamen büyümüş olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında multinodüler guatr dediğimiz hem tiroid bezinin heterojenitesiyle yani hem büyümesiyle hem de içinde bir sürü yumru nodülün oluşmasıyla karakterize bir hastalık. Bizim tiroid hormonlarına baktığımız zaman hormonlarımız normal çıkabilir. Hastalar bana en çok bunu soruyor. Hocam benim T3, T4'üm, TSH'ım normal ama bu guatr nereden çıktı diye. Kandaki değerler normal olsa bile muhakkak herkesin bir tiroid ultrasonu yaptırmasını tavsiye ediyorum. Peki niçin önemli? Toplumda sessiz seyreden tiroid kanserleri var ve özellikle de genç bayanlarda, 40 yaşın altındaki bayanlarda çok sık görüyoruz ne yazık ki. Erken tanı alırsa da hayatta sağ kalım oranı 10 yıl için %90, çok büyük bir oran. Ve ne yazık ki tiroid kanseri geç tanı alırsa da gerçekten hastanın hem yaşam kalitesini çok düşüren ve metastazlarla kendini gösteren bir rahatsızlık. Peki hangi nodüller kanser riski barındırıyor? Bunlara nasıl tanı koyuyoruz? Biraz onlardan bahsedelim. Bizi tek nodüller ve siyah nodüller korkutur her zaman için. Ve sintigrafi çektirdiğimiz zaman da hipoaktif nodüller korkutmaktadır ve bunlar muhakkak biyopsi endikasyonu taşır. Biz bu hastalara bildiğiniz normal enjeksiyon iğnelerini biliyorsunuzdur. Onunla girerek ağrısız yani çok fazla ağrı hissetmeden onlardan hücre çekiyoruz. Ve patoloji incelemesi sonucunda da eğer tiroid kanseri çıkıyorsa total tiroidektomi dediğimiz tiroid bezinin tamamen alınmasıyla hayatta kalım oranı çok yüksek. Ayrıca eşlik eden boyunda lenf nodu tutulumu yani metastatik yayılım varsa da bu lenf nodları da muhakkak çıkartılıyor ve bu bir konsey kararıyla gerekirse de bir ışınlamayla boyundaki tümör hücreleri yani olabilecek tümör hücrelerine de ışınlama yapılıyor. Peki hangi hastalar daha çok risk grubunda ondan bahsedelim. Ne yazık ki kadın cinsiyette ve genç bayanlarda çok daha fazla görülüyor papiller kanser dediğimiz kanser. Gene radyasyonla çalışan meslek gruplarında radyasyona maruz kalan bireylerde daha sık görülüyor. Bizim gibi radyologlarda ne yazık ki daha sık görülüyor. Zaten bu tarz meslek gruplarında da yılda bir kontrol tiroid ultrasonu muhakkak yapılıyor. Peki hangi hastalar ameliyat olmalı? Kanser dışında da yani multinodüler guatr olan bireylerde de hangi grup ameliyat olmalı diye soracak olursak. Eğer tiroid nodülleri kozmetik olarak ya da solunumsal olarak sizi rahatsız ediyorsa ve 3 santimi, 4 santimi geçmiş nodülleriniz varsa ya da işte trakea dediğimiz nefes borusunu sağa ya da sola deviye edip ciddi solunum sıkıntısı olan bireylerde cerrahlar ameliyat öneriyor. Tiroid kanserlerinde ise yani tanı olmuş hastalarda ise muhakkak ameliyatla tedavi yapılıyor. Başka bir alternatif yolu yok. Onun dışında otoimmün hastalıklar var. Hashimoto ve Basedow Graves dediğimiz. Burada da vücut kendi tiroid bezine bir yabancı cisimmiş gibi reaksiyon gösteriyor. Hashimoto'nun evreleri var. Hiper, ötiroidi ve hipotiroidizm. Burada ilk başta kan tiroid hormonları yüksek seviyede, bir dönem sonra normal ve bir dönem sonra da tiroid bezinin az çalışmasıyla düşük seyrediyor. Basedow'da ise hipertiroidi dediğimiz bir durum var. Burada ise göz küreleri
dışarıya doğru yer değiştiriyor. Ve bu hastalarda çarpıntı, terleme, kilo alamama gibi yemek yese bile bulgularla seyrediyor. Hipotiroidizmde ise ne oluyor? Saçlarda dökülme, kilo alma, diyet yapsam bile hocam kilo veremiyorum gibi semptomlarla karşımıza çıkıyor. Onun için erken tanıda muhakkak bir tiroid ultrasonu yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Sağlık bildiğimiz gibi en büyük zenginliğimiz. Aycan Bey, söz sizde. Evet, birlikte zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız bir lifestyle bölümünün daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte hayatın stil dolu yeni yönleriyle karşınızda olacağız. Hoşça kalın, Ekotürk'te kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.